Herkese merhaba. ÖFG TV'nin yeni bir yayını ile yine karşınızdayız. Her hafta Salı günü saat 21'de haftanın önemli insan hakları konuları ve konukları ile birlikte size sunduğumuz programımıza başlıyoruz. Bu hafta dün sonuçlanan ve Türkiye'nin tartıştığı çok önemli bir mahkeme kararı hakkında konuşacağız. Gezi davası sonuçlandı ve çok ağır, şok edici bir kararla sonuçlandı. Aslında bu kadar adaletsizliğin hakim olduğu bir zaman diliminde maalesef ki bir hukuksuzluklara bir zincir daha eklenmiş oldu. Yani yeni ve ilk olan bir şey değil, onun gibi birçok ağır ve hukuksuz kararla karşı karşıya olduğumuz ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemdeyiz. Gezi davası aslında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması ile ilgili kararlarıyla tartışılan bir mahkeme. Gerçekten siyasi bir mahkeme olduğu apaçık belli. Ulusal ve uluslararası düzeyde bu konuşuluyor. Ve mahkeme, yerel mahkemenin kararıyla sonuçlandı. Tabii temyiz aşamaları var ama oldukça üzücü bir kararla Sayın Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Ve 7 kişiye de 18 yıl ceza verildi. Bütün bunları ayrıntısıyla uzmanıyla konuşacağız. Davanın avukatlarından Sayın Avukat Hasan Fehmi Demir programımızda. Sayın Demir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahsettiğimiz gibi oldukça ağır ve üzücü bir kararla karşılaştık. Yani ortada ne var ki bu kadar ağır bir ceza verilmiş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, şerh düşen bir hakim var. Hukuksuz bir karar olduğu apaçık ortada. Tabii ki olayın ayrıntılarını sizden dinleyeceğiz. Söz sizde. Buyurun Sayın Demir. Şimdi Ömer Bey, tüm kamuoyunda bildiği gibi bu Gezi olaylarından sonra 6 yıl sonra ele alınan bir dosya. Geçmişte hem soruşturmaya başlatanlar hem dinleme kararı veren iki yargıç hem de fezlekeyi düzenleyenler ki iddianame o fezlekelere dayalı olarak hazırlanmış durumda birebir cezaevindedir delil üretme suçundan dolayı. 6 yıl sonra özünde geçmişte de yine bilindiği üzere bir kısım sanıklar yargılanmıştı aynı delillerle iddianame tanzim edilmiş, kamu davası açılmıştı. Ve ondan da beraat etmişlerdi. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı da olmasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de zaten açıkça değiniyor. 6 yıl sonra ele alıp tekrar Sayın Kavala'yı biliyorsunuz önce anayasal düzene kalkışmaktan 309'dan tutukladılar. Sonra ondan tahliye edip 312'den tutukladılar. Sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı üzerine 312'den vazgeçip bir casusluk suçu uydurdular. 328'den tutukladılar. Ve nitekim şimdi de 308'in de hiçbir şekilde olamayacağını anlamaları üzerine de dün verilen kararla tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu usulsüzdür. Sadece üstelik tutuklama bakımından değil, içerik bakımından da hiçbir delilin bulunmadığını açıkça belirtmiş olmasına rağmen 312'den yeniden tutukladılar. Tam bir garabet söyleyebileceğimiz. Onun haricinde dava dosyası içeriği olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten ortada gösterilen bir fiil, o fiille nedensellik içinde ele alınan bir sonuç, o sonuçta sanıkların birebir ilişkileri, bütün bu hukuki gerekliliklere
uyulmamıştır. Bir fiil de gösterilmemiştir aslında dava dosyasında. Şöyle söylenebilir kısaca. Bu dosya biliyorsunuz daha önce Uluslararası Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken beraatle sonuçlanmıştı. İstinafın çarşı davasıyla birleştir demesi üzerine tekrar 13 ağır cezaya geldi. Çarşı davasıyla birleştirildi. Sonra ayrıldı. Dolayısıyla ek bir delil ve bilgi belge de dosyaya girmediği halde istinaf da aslında özü itibariyle bu dosyayı bozuyorum demediği halde bu defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi Osman Kavala'ya ve diğer sanıklara ise malum yardım etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve işte yardımdan dolayı indirim yapılınca 18'er yıl hapis cezası verebildi. Yani bir tarafta beraat kararı var, bir tarafta ağırlaştırılmış müebbet kararı var. Yani ölçüsüzlük zaten kendisini belli ediyor. Böyle söyleyebilirim yani davanın geldiği noktayı. Evet. Tabii bu süreç içinde 5 yıla yakın tutuklu kalan Osman Kavala ve tutuksuz aşkın hatta 5 yıl aşkın ve tutuksuz yargılanan insanlar ne yaptı da böylesine ağır bir şekilde bir yargılamaya tabi tutuldu? Biraz hafızamızı zorlarsak Gezi olaylarında ne yaşandı? Çünkü aradan da 9 yıl geçti. Gezi Parkı'nda neler yaşandı? Anayasal olarak vatandaşların ifade ve örgütlenme özgürlüğü konusundaki ihlalleri anlatır mısınız? Şimdi efendim yani son dönemdeki yargılamaların aslında her türlü temel hak ve özgürlüklere yönelik olarak bir kriminalize etme çabası, ifade özgürlüğü, toplantı gösteri ve yürüyüşleri vesaire bunları kriminalize etme çabası çok açık olarak görünüyor. Osman Kavala ile ilgili olarak dava dosyasındaki iddia şunlardan ibaret. Osman Kavala'nın Gezi'yi finanse ettiği söyleniyor. Efendim işte Amerikan Büyükelçisi ile Alman Büyükelçisi ile Avrupa İnsan Hakları Komiseri ile süreç içerisinde yani yıllara yayılan bir sürede Gezi ile birebir örtüşen tarihler de değil bunlar. Yapmış olduğu görüşmeleri bir suçmuş gibi sunuyorlar. Aslında netice itibariyle Gezi'yi itibarsızlaştırma gayreti güdülen bir dava bu dava. Gezi'nin kısaca yani dış güçlerin organizasyonunda yapılan bir kalkışma gibi nitelendirmek istiyorlar. Ama tabii ki dava dosyasında finansman iddiasıyla ilgili olarak Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun detaylı raporu var. Böyle bir desteğin sağlanmadığı hususunda açık raporu var. Belki izah edilse yani bizi dinleyenlerin çok anlamsız bulacağı şeyler dosyada. Örneğin Sayın Kavala'nın 2011'den işte 2014'e kadar yurt dışına yaptığı seyahatler sanki yurt dışında Almanya'ya, Fransa'ya vesaire Fas'a yaptığı seyahatler orada sanki bir suç işlemek amacıyla birileriyle görüşme için gidilmiş gibi sunuluyor. Oysa ki o seyahatlerde Osman Bey'in gidip kimle görüştüğü, ne konuştuğuna ilişkin iddianamede hiçbir bilgi yok. Son dönemlerin yargılamalarında 2016 öncesinden bir farkı var. 2016 öncesindeki bu kitlesel yargılamalarda delil üretilme ihtiyacı duyuluyordu. Yani görünürde bir yargılama yapıldığı izlenimi verilmek isteniyordu. Son zamanlarda görünüyor ki artık buna da ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü malumunuz 2017 Anayasa değişikliğinden sonra Türkiye'de artık kuvvetler ayrılığından bahsetmek mümkün değil. Yargıç ve savcıların artık yürütmenin bir parçası olduğunu kabul etmek gerekir, bu tespiti yapmak gerekir. Dolayısıyla mahkeme mekanları cezalandırma ihtiyacı duyan, siyasi ikballerini muhaliflerin
tasfiye edilmesine bağlamış bir siyasetin etkisinde olan mekanlar olarak görmekte fayda var. Evet. Peki tabii bu süreç içinde alınan beraat kararı var ve ardından AİHM'in kararları var. Bu süreci de anlatır mısınız izleyenlerimize? AİHM müdahil olduğu bir karar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi takip etti. Bu süreci de dinlemek isteriz. Efendim şimdi zaten sahiden Türkiye'nin müthiş ölçüde uluslararası itibarsızlaştırmasına sebebiyet veren ve verecek olan gelişmeler var bu davayla ilgili olarak. Şöyle ki Türkiye 312 ile ilgili Sayın Kavala'nın tutuklanmasının AİHM'den geri dönmesi üzerine bir suç uydurarak 328'de yeniden tutuklamıştı Sayın Kavala'yı. Bu defa 328 AİHM Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin sorumluluğu istendiğinde işte biz 312'den değil 328'den tutukladık diye bir yanıt verdi Türkiye Cumhuriyeti. Ardından şimdi 328'de bir türlü uydurulamadı kitabına. Şimdi 312'den tutuklamış oldular. Oysa ki malumunuz 19 Nisan'da Bakanlar Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderdiği bir rapor var. Bu raporda yani açıkça Türkiye Cumhuriyeti'ni ne diyelim hani yalancılık demeyelim ama gerçeğe aykırı beyanda bulunmakla suçluyor Bakanlar Komitesi. Bu tabii çok utanç verici bir şeydir bir Cumhuriyet bakımından. Yani davayla ilgili olarak başka anlatabileceğim gerçekten somut bir şey yok. Nitekim biliyorsunuz bu son kararda üye hakimin bir muhalefet şerhi var. Üye hakim muhalefet şerhinde her şeyi söylüyor. Yani ortada bir delil olmadığını, telefon dinlemelerinin yasaya aykırı olduğunu, üstelik de dinlemelerin içeriğinde de herhangi bir suçu. O da ayrı bir şey. Açıkça belirtiyor. İki hakimin kararıyla verilmiş bir karardır. Hakimlerden bir tanesi de Samsun AKP milletvekili adayı olmuş. AKP üyesi, sonra avukatlıktan hakimliğe geçen bir hakimdir. Evet. Tabii son derece üzücü bir karar. Peki sonrasında bu şerhi de gördükten sonra hani sistemimizde kararın bozulma ihtimali konusunda ne dersiniz? Türkiye'de artık yargıda herhangi bir rasyonel tahmin yapma imkanı yok. Hepimizi yanıltır aksini söylemek ama hani bir hukuk devletinde olması gereken sorulacaksa zaten bu olanların olmaması gerekiyordu ama ümit ediyorum ki tekil de olsa bu somut davada önce istinaf aşaması var. İstinaf aşamasında bir an evvel bu yanlışlık düzeltilir ve boş yere 71 yaşında Mücella Hanım hasta, rahatsız tutuklandı. Diğer arkadaşlarımız ve Kavala'nın bir an evvel özgürlüğe kavuşmasını sağlayıcı bir karar verir ümidindeyiz. Ama çok açık olarak bu davada siyasetin eli davanın içinde çok somut olarak gözüküyor. Bunun üstelik Türkiye bakımından bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Seçimlere kadar muhaliflere yönelik bu tür mahkeme kararlarını sıkça göreceğimiz kanaatindeyim. Bir nevi Haziran-Kasım arası seçimlerdeki provanın başka bir tekrarı denenmek isteniyor diye düşünüyorum. Evet, tam bir yılan hikayesine dönmüş bir dava. Maalesef işte yok ayaklanma, yok casusluk, yok darbe girişimi falan nereden tutturacaklarını bilemediler. Süreci az çok takip etmeye çalıştık ve en sonunda işte casusluktan beraat ve
işte anayasal düzenini yıkmaya yönelik bir çalışma gerekçe gösterilerek deliller olmasa da bu karar verildi. Tabii bize yabancı değil. Türkiye'de maalesef son zamanlarda bu tür kararlar çok yoğun bir şekilde veriliyor. Hukuk aranmıyor tabii ki. Anayasal ilkeler aranmıyor. Ben de onlardan birisinin mağduruyum biliyorsunuz. Trajikomik bir kararla cezaevine de girdik. Bir müddet yattık, çıktık ve tekrar milletvekili olduk. Maalesef Türkiye'nin komedisi bu yani. Milletvekilini alıp cezaevine atıp daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tekrar meclise girmesine izin veren bir sistem var ortada. Peki Sayın Kabala uzun yıllardır maalesef ki içeride. Biz onu sivil toplumdaki çok nitelikli, iyiliksever, hayırsever ve insan hakları barış konulu binlerce çalışmasından tanıyoruz. Süreç içinde nasıl karşıladı? Müvekkilinizle görüştünüz. Süreç bir müddet bazen duruşmalara katılmadı. Bu konu hakkında tabii bilgi verebilirseniz izleyenlerimize memnun oluruz. Ömer Faruk Bey, ben önce bir şeyi düzelteyim. Ben Sayın Kavala'nın avukatı değilim. Yiğit Ekmekçi'nin avukatıyım. Ama tabii Sayın Kavala'yla da cezaevinde de görüştüm. Duruşmalara girdiğimiz için duruşmadaki tavırlarını da biliyorum. Olağanüstü bir soğukkanlılıkla süreci götürdüğüne şahit oldum. Bu gerçekten her zaman kolay bir şey değil. Sürekli olarak makul bir şekilde yapılanların aslında kendisinden öte ülkeye bir haksızlık olduğunu izah etmeye çalıştı. Olgularla bu açıklamalarını desteklemeye çalıştı. Ve zaten Osman Bey'i hani şahsen siz de biliyorsunuz son derece beyefendi bir insan her zaman hayatında. Bunu devam ettirdi fakat ironik bir şekilde mahkeme ağırlaştırılmış müebbet verdikten sonra takdiri indirim sebebi de uygulamadı. Gerekçesi de şu, duruşmadaki hal ve tavırları dedi. Oysa ki... yani en son söylenebilecek kişi. Aynen öyle. Yani hani ben olsam sanık o kadar sakin davranamam. Her zaman beyefendi, hatta son biliyorsunuz 3-4 oturumdur da duruşmaya da gelmiyor zaten. Yani olay bu denli akıl dışı, izahı çok olanaklı olmayan bir durum. Osman Bey bunun bir sistem sorunu olduğunu, kendisiyle ilgili olmadığını, aslında bu tarz sivil toplum girişimlerini cezalandırmaya yönelik, gözdağına yönelik bir girişim olduğunu tabii ki çok iyi biliyor. Dolayısıyla cesaretle, sabırla içeride de olsa mücadelesini devam ettirmeye çalışıyor. Benim izlenimim bu. Yani son olarak da tabii ülkemizde çok ağır hukuksuzluklar yaşanıyor ve bunu yapanlar çok bilinçli bir şekilde her farklı kesime acımasızca bu hukuksuzlukları uyguluyor ve herkes hani kendi camiasıyla sınırlı kalıyor. Bu konunun bütüncüllüğü görülmüyor. Anayasal hukuk devletinin ilkelerin ayaklar altına alındığı gerçeği çok net ortaya çıkmıyor belki. Çünkü farklı birçok kesim belki haksızlığa, hukuksuzluğa uğruyor. Ama herkes kendi acısıyla meşgul oluyor, kendi hukuksuzluğuyla meşgul oluyor. Bu da iktidara karşı belki bir güçsüzlüğe neden oluyor. Bu tür kararların artık olmaması için sanırım bu bütüncül yapıyı görmek lazım. Bir hukuk perspektifinden bakmak gerekir diye düşünüyorum. Kimlik perspektifinden değil, hukuk perspektifinden bakmak belki kolay değil. İnsan hakları perspektifinden bakmak belki kolay değil. Muhalif olduğunuz birisi bile olsa ona yapılan haksızlığa karşı durabilmek kolay değil. Bunlar Türkiye'de çok basit başarılabilecek hadiseler değil. Bu açıdan ne dersiniz? Yani Türkiye bunu aşabilecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Ömer Bey, ben aşabileceği konusunda çok iyimserim.
Çünkü Türkiye çok acılar yaşayan, çok mücadele deneyimi olan insanlardan oluşan bir ülke. Dolayısıyla gerçekten bunu zaman zaman yurt dışındaki meslektaşlarımızla kurduğumuz iletişimlerde, toplantılarda görüyorum. İnsan hakları mücadelesi konusunda bizim ülkemizdeki insanlar kadar, aydınlar kadar deneyimli hemen hemen Avrupa'da hiçbir ülke yok. Bu biraz da tabii koşulların zorluğundan kaynaklanıyor ama netice itibariyle çok kıymetli aydınlarımız var. Biraz tabii kendimize dönük öz eleştiriler yapmak zorundayız. Çünkü ufak ayrıntılara takılıp sizin az önce söylediğiniz bütünlüklü mücadeleyi yürütme imkanlarını kendi ellerimizle yok ettik aslında bugüne kadar. Nitekim siyasi yapının bu kadar rahat davranabilmesinin sebebi de budur. Fakat ben yine aklı selimin egemen olacağına aydın kesimde, emekçi kesimde çok inanıyorum ve çok güçsüz olduğunu düşünüyorum bütün bunları yapma çabasında olan insanların. Ve gördüğünüz gibi aslında mahkeme salonlarından da izliyoruz. Hiç kimseyi de yıldırabilmiş değiller. Size çok katılıyorum. Bu sadece hukuk mücadelesi, avukatların, hukukçuların mücadelesi de değil, milletvekillerinin mücadelesi de değil, bu tüm halkın mücadelesi olmalı. Ve hep birlikte mücadele yapabilmek için gücümüzü birleştirmemiz gerektiği kanaatinde. Bu yapılabilir. Bunun işaretlerini de şahsen ben gözlemliyorum diye düşünüyorum. Sağ olun, teşekkürler. Değerli izleyenler, dünyadan da çok önemli tepkiler geldi. Gayet önemli kuruluşlar ve kişiler, temsiliyeti olan kişiler, kurumlar çok ciddi tepki gösterdi. Gerçekten bir büyük hukuksuzluğa imza atıldı, bir büyük utanca imza atıldı. Türkiye maalesef irtifa kaybetti. Zaten çok kötü bir sicili var, çok kötü bir karnesi var. Avrupa Birliği ilerleme raporlarında sürekli gerileyen, sürekli maalesef ki kötüye giden bir ülke. Umarım ki temiz aşamasında gelişmeler olur. Çünkü önemli de bir şerh var ve hepsinden önemlisi kamu vicdanının kabul etmediği bir karar. Maalesef açık ortada, siyasi olduğu çok açık olan bir karar. Biz bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Uzun yıllardır takip ettiğimiz gibi. Bugün davanın avukatlarından Sayın Avukatımız Hasan Bey. Son olarak ilave etmek istediğiniz bir husus var mı? Biz sizin nezdinizde bu konulara duyarlı tüm vekillerimize de teşekkürlerimizi sunmuş olalım. Çünkü bütün zor davalarda siz ve arkadaşlarınızın duruşmalarda bizlere güç verdiğini her zaman tanık oluyoruz. Hep birlikte mücadele edeceğiz ve kazanan biz olacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. İyi günler efendim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Avukat Hasan Fehmi Demir ile konuştuk. Gerçekten üzücü bir karar. Sayın Osman Kavala'yı uzun yıllardır tanıyorum. Beyefendi kişiliğiyle, merhametli, vicdanlı, cömert ve gerçekten insan hakları konusunda sahada çok önemli çalışmalara imza atmış bir insan olarak dikkat çeken bir insandı. Entelektüel bir insandı. Muhalif bir insandı. Bütün bu iyiliklerinin karşılığı maalesef ki Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet oluyor işte. Biz konuyu gündem etmeye devam edeceğiz. Ulusal ve uluslararası alanda büyük yankılara neden oldu. Hani gerçekten en başından beri yapılan muameleye baktığınız zaman
böyle bir kararın çıkması maalesef ki şaşırtıcı değil. Oldukça ağır bir şekilde, hasmane bir şekilde bu karar verilmiş durumda. Sayın avukatımızın dediği gibi takdir indirimi de yapılmaksızın, güya duruşmalarda hani böyle adaba dikkat etmeyen bir sanki sanık pozisyonuna da sokularak, ki son derece beyefendi bir kişiliğiyle de Osman Kavala'nın biz o duruşmalarda nasıl bir tavır gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Yeri gelince bir tane kravat takınca insanlara çok önemli indirimler yapanlar şimdi bu kadar ağır bir cezayı vermekten çekinmedi. Tabii burada hepimizin bilmesi gereken Türkiye'de yaygın bir hukuksuzluk olduğu gerçeğidir. Türkiye'de hele ki 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında her farklı kesime çok ağır hukuksuzluklar yapılmıştır. Çoğunlukla insanlar ya bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, işte şuculara yapılanlar işte onların hak ettiğidir, bucculara yapılanlar onların hak ettiğidir diyerek karşılamıştır. Bunun çok kötü bir yansıma olduğu ortaya çıkmıştır. Her farklı kesime hukuksuzluk değmiştir. Maalesef ki hukuksuz, yasasız bir devletin dokunduğu herkes yanmıştır. Mesele o böylesi bir hukuksuz devletin olmasıdır. Bunu çoğumuz maalesef göremedik. Yani hukuksuz devletin çok rahat herkese dokunabileceğini maalesef toplumun önemli kesimleri iyi bir şekilde göremedi. Hani şu cezalandırılırken bana ne dedi, öbürsü cezalandırılırken bana ne dedi ve sonuçta sıra kendisine geldi. Her zaman böyle oluyor. Sıra bir başkasına da gelebilir. Şu anda tüm bu olanlara karşı işte Kürt'e yapılana, sola yapılana, Alevi'ye yapılana, KHK'lıya yapılana, hepsine yapılana karşı duyarsız olanlara da bir gün sıra gelebilir. O yüzden sıra size gelmeden itiraz etmeyi bilin lütfen. Biz bu programları boşuna yapmıyoruz. İnsan hakları programlarını boşuna yapmıyoruz. Bir duyarlılık oluşturmak için yapıyoruz. Bir farkındalık oluşturmak için yapıyoruz. Evet, bir karar verildi ve 5 yılı aşkındır cezaevinde olan Sayın Osman Kavala maalesef müebbet bir şekilde cezaevinde tutulma kararıyla yine cezaevine yollandı. Mücella yapıcı bir çevreci, herkesin saygı duyduğu, 71 yaşına varmasına rağmen hala sahada insan hakları, çevre hakları için uğraş veren, İstanbul'un betonlaşmasını önlemeye çalışan, yağmaya talana karşı çıkan bir insan ve Gezi Parkı'ndaki gösteriler de bundan başladı. Ben Gezi Parkı gösterileri başlarken ilk destek verenlerdenim. Sabaha karşı orada insanların ağaçların kesilmesini engellemek için çadırlar kurarak beklediklerini, ağaç nöbeti tuttuklarını iyi biliyorum ve o sabahlara kadar o insanların eylemlerini takip edip destek vermiştim. Önemli bir sivil direnişti. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık da İslami kimliğiyle oradaydı. Farklı her kesimden insan oradaydı. Farklılıklar hep birlikte bir mücadele veriyordu. Ülkedeki iyice hukuksuzluğa kırılmış rotayı düzeltmek için bir uğraş veriyordu. Azınlık olarak görülen, düşman olarak görülen kesimlere yönelik hasmane tavrı da protesto ediyorlardı. Yaşam tarzımıza böylesine müdahale etme, bizi aşağılama diyorlardı. Hakikaten iktidar, 2002 yılından beri iktidarını sürdüren iktidar iyice tek adamlığa doğru ilerleyen iktidar maalesef ki kötü sinyaller veriyor ve kendisinden olmayan farklı toplum kesimlerini dışlıyor, ötekileştiriyor ve İstanbul içinde olsun, diğer yurdun dört bir tarafında olsun yağma talan politikalarına ağırlık veriyordu. Aslında o dönemler iktidarın içinden de sesler yükseldi ve
Biz bu insanları dinleyelim dediler. Evet, bizim baskıcı politikalarımıza karşı itiraz eden insanlar var ve bunları dinleyelim dediler. Hani AK Parti'yi kuran isimlerden birisi olan Bülent Arınç da bu yönde düşünüyordu. Ama Erdoğan, tek adam düşüncesinde, tavrında olan Erdoğan, ezip geçme anlayışıyla düşünen Erdoğan, bu sivil toplum direnişi karşısında ezip geçmeyi tercih etti. İnsanlar öldü, yaralanan çok kişi oldu. Ve maalesef ki artık baskıcı, iyice baskıcı olduğu belli olan bir iktidarın devam edeceği gerçeğiyle tekrar yüzleşmiş olduk. Hani tüm bu baskıcılıklara karşı itiraz eden insanların sözlerinin dinlenmediğini gördük. Evet, orada o ağaçları korumak önemliydi ve o ağaçlar hala duruyor orada. Ben İstanbul'a, Taksim'e gittiğimde inanın ki şöyle başımı kaldırıp o ağaçlara bakarım ara sıra. Yani derim ki helal olsun, o gün insanlar bir şekilde çok önemli bir direniş sergiledi ve ağaçları kurtardı. Yani bakın, İstanbul'un ortasında her tarafın beton olduğu bir ortamda o parkı kurtardık. Hani iktidar o gün bir şeyler dedi, öyle dedi, böyle dedi ve sonunda o ağaçlar kesilmekten kurtuldu. Hani belki işte davalar açıldı, gösteriler bastırıldı, sonunda insanlar müebbetliklere mahkum edildi ama sonuçta bu insanların gayreti o ağaçları kurtardı. Bakın, çok net bir özet var ortada. Bu ağaçlar kurtuldu. Yine orası çok güzel bir park. Ben Taksim'e gittiğimde o parkın içinden geçerim, çok hoşuma gider. Böyle o kadar beton deryasının olduğu bir yerde böyle insanın kuşlarla sakinlikle buluştuğu bir yer Gezi Parkı ve halen de böyle devam ediyor. İşte oraya bir işte AVM yapma girişimi var deniliyordu, cami yapma girişimi var deniliyor, şu bu birçok şey konuşuldu. Hani bunlara hiç gerek yoktu. İktidar bu kadar ağır bir şekilde diretmekle o ağaçları da kesemedi ve insanlar mağdur oldu ve bu insanların sivil toplum konusundaki talepleri de dinlenmedi ve daha sonra artık bu gösterilerin devam edemeyeceği ortaya çıktı ve bitti. Sonuçta iktidar sivil toplumun başkaldırısını bitirdi ama yani ülkeye demokrasi gelmedi yani. Hani güya bu itiraz eden insanları terörist ilan ediyordu. Şu anda da ağır cezalar verdi ama bu insanların derdi Osman Kavala'nın, Mücella Yapıcı'nın ve diğer insanların derdi o ağaçları kurtarmaktı. Yağmaya talana karşı çıkmaktı. İktidarın ayrımcı politikalarına karşı çıkmaktı. Mesele buydu. Keşke bu yanlışlıkta ısrar etmeseydi iktidar. Korkunç bir şekilde yanlışlıkta ısrar etti ve gelinen nokta maalesef çok ağır bir tablo oldu. Boş yere bir insan hakları savunucusu Osman Kalabala ve Mücella Yapıcı ve altı arkadaşı ağır cezalara çarptırıldı. Biz bu mahkemeyi takip edeceğiz ve bu mahkeme burada bitmedi diyeceğiz. Bu mahkeme burada bitmedi. Bu direniş de burada bitmedi. Haftaya Salı günü saat 21'de tekrar buluşacağız. Bu akşam hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.